Merhaba arkadaşlar. Yaz ayının ortasında Ağustos ayındayız. Ağaçların, ormanın bol olduğu yerlerde, hatta evlerin bahçelerinde, genellikle Ağustos ayında şu an arka planda duyduğunuz sesi duymanız çok olası. Ben biraz sessiz olayım. Şu sesi dinleyin. Evet, bu duyduğunuz Ağustos böceğinin sesi. Cırcır böceği olarak da bilinir. Ağustos böceği deyince aklımıza ilk etapta küçükken öğrendiğimiz Ağustos böceği ve karıncanın hikayesi gelmekte. Küçük çocuklara, hatta büyüklere bile sorsak, kendinizi bir hayvanla özdeşleştirmek istediğinizde Ağustos böceği mi olmak istersiniz yoksa karınca mı diye. İnsanların %90'ı, hatta %95'i belki de karıncayı seçecektir. Neden? Çünkü karınca çalışkan bir hayvan. Masalda da olduğu gibi Ağustos böceği saz çalıp şarkılar söylerken karınca bütün yaz çalışmış, kışın yiyeceği hazırlamış. Dolayısıyla böyle bakıldığında çalışkanlığı temsil eden, çalışkanlığın timsali Ağustos böceği değil de karıncadır. Çalışkanlığın timsali karınca, herkes onun yerinde olmak istiyor. Tembel, kimse tarafından sevilmeyen, boş gezenin boş kalfası olarak bilinen Ağustos böceğini kimse tercih etmek istemiyor. Oysa ki Ağustos böceğiyle ilgili bilinenler, La Fontaine'in bize anlattıkları tam da doğruyu yansıtmıyor. Gelin şimdi sizinle beraber Ağustos böceğinin hikayesini La Fontaine'in anlattığı gibi değil de bir de gerçek yüzüyle görmeye çalışalım. Tabii burada La Fontaine yanılıyor derken amacımız onu suçlamak değil. Bu sadece bir masal. Masalların bir takım özellikleri var. Bunlardan bir tanesi de nedir? Eğiticilik, öğreticilik. Dolayısıyla zıtlıklardan yararlanma. La Fontaine de çalışkanlığı anlatacağım, öveceğim derken karıncayı kullanmış. Zıttı olarak da Ağustos böceğini seçmiş. Burada amaç karıncanın nazarında çalışkanlığı anlatmak. Tabii ama burada bir iade itibar söz konusu. Karıncayı överken farkında olmadan Ağustos böceğini suçsuz yere gömmüşüz. Ağustos böceğinin iade itibarı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi size Ağustos böceğinin gerçek hikayesini anlatacağım. Evet, Ağustos böcekleri dünyaya geldikten sonra toprak altında yaşıyorlarmış. Toprak altında tam 17 sene geçiriyorlar. 17 sene toprak altında ağaç köklerini ve öz suyunu emerek yaşıyorlar. 17 sene sonunda tekrar yeryüzüne çıktıklarında 4 hafta gibi bir ömürleri var. Bu 4 haftalık süreçte de erkek Ağustos böcekleri ön ayaklarını birbirine sürterek dişi Ağustos böceğini çağırıyor. Tekrar üreyebilmek adına. Dolayısıyla böyle bakıldığında Ağustos böceğinin yaşayacağı gün sayısı sayılı. Yani 4 hafta, 1 ay gibi bir süresi var. Ağustos ayında yeryüzüne çıkıp 1 ay yaşayacaksa kışı zaten göremeyecek. Göremeyeceği kış için de yiyecek biriktirmesinin çok da bir anlamı yok. Bunca yıldır biz Ağustos böceğinin yazın yattığını, çalışmadığını, kışın ise aç kalarak karıncanın kapısını çaldığını düşünmüştük. Oysa ki zaten Ağustos böcekleri kışı görmüyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla Ağustos böceğinden belki de bir özür dilememiz gerekiyor. Hatta birçok hayvandan belki bu anlamda özür dilememiz gerekiyor. Kurnaz olduğunu tilki farkında bile değildir belki de. Kurt hain olduğunu düşünmüyordur. Ağustos böceği tembel olduğunu düşünmüyordur. Bu ve buna benzer güzel tarafları anlatalım isterken birçok hayvanı da farkında olmadan itibarsızlaştırmışız. Belki onlardan bir helallik almak gerekir, bilmiyorum. Evet, bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.